Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttakîn. Ve la udvâne illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyâi vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecma'in. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Rusya Müftüler Konseyi Başkanı çok değerli dostum, kardeşim Sayın Ravil Gaynuddin Hazret, dünyanın çeşitli bölgelerinden katılım sağlayan değerli din adamları ve ilim insanları, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli dostum, Ravil Gaynuddin Hazret'in inisiyatifleriyle düzenlenen forumda sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Tüm Türkiye halkının, buradaki kardeşlerimizin selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Böyle anlamlı bir konuda bizleri bir araya getiren Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi'nin değerli çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyamız tüm insanların ortak evidir. Hepimiz yaşadığımız yeryüzünden sorumluyuz. Bugün maalesef insanoğlu asırlarca yaşadığı dünyayı kendi elleriyle yaşanamaz bir hale getirmektedir. İnsanların yaptıklarından veya yapmakta olduklarından dolayı yaşadığımız çevrede doğal kaynaklarımız hızla azalmakta, bazı hayvan ve ağaç türlerinin nesilleri tükenmektedir. Atmosferin kirliliği de her gün artmaktadır. Yaşadığımız dünya hoyratça kullanıldığı için su kaynaklarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bütün bunların bir sonucu olarak İnsanlık mevsim değişikliği ve küresel ısınma ile tanışmaktadır. Neticede açlık ve kuraklık kapımızı çalmaktadır. Tüm bunlar bizler için çok acıklı bir durumdur. Nitekim Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesinde وَلَا تُلْهُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İlahi emri bu açıdan bizlere önemli bir mesaj vermektedir. Eğer insanoğlu bu tamahkar yaklaşımından vazgeçip çevreyle ilişkisini makul ve ölçülü bir denge ekseninde düzenlemezse mikro ve makro planda birçok sıkıntıyla karşılaşacaktır. İslam'a göre sosyal çevre ile ekolojik çevrenin müminlere yüklediği ahlaki ve hukuki sorumluluklar aynıdır. Bu bakımdan toplum hayatındaki büyük değişim ve dönüşümlerle birlikte ortaya çıkan yeni sorunlara İslam ahlakıyla bakmamız ve buna göre davranış modelleri geliştirmemiz gerekmektedir. Özellikle yaşanan sorunların çözümü noktasında ulemanın çevre ahlakını insanlara anlatması ve çevre duyarlılığı konusunda öncülük etmesi çok önemli hale gelmiştir.
İslam'ın evrensel prensipleri doğrultusunda insan ile çevre ilişkisini sorumluluk, emanet, güzel ahlak ve salih amel bağlamında ele almamız gerekir. Çevremiz, Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'in fermanıyla insana emanet edilmiştir. Emaneti alan insanoğlu tüm canlılara ve çevreye karşı sorumluluk duygusuyla bir ilişki modeli kurmalıdır. Ayrıca Müslüman bir ağaç diker yahut ekin eker de ondan kuş, insan veya hayvan yerse bunlar onun için sadaka olur. Hadis-i şerifi de sorumluluk ve emanetin salih amelle ilişkisini gözler önüne sermektedir. Çünkü insanın çevreyle ilişkisinin ahirette hesaba çekileceği bir kulluk görevi olduğu bir gerçektir. Aslında insanoğlunun hava, su, toprak, tabiat ve ekolojinin bütün unsurlarıyla iyi ilişki içerisinde olması aynı zamanda iman ve kulluk görevidir. Bu husus göz ardı edildiğinde yaşanacak çevresel krizlerin, küresel ifsat ve israfın yaşadığımız dünyayı topyekün kaos ve kargaşaya sürüklemesi kaçınılmazdır. Maalesef günümüzde diğer insanlarla ve çevreyle olan ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturmaması sonucu israf da korkunç şekilde artmaktadır. İsraf edilen şeyler birçok alanda insanoğluna zarar vermekte, birçok kaynağın tükenmesine vesile olmaktadır. Çevresiyle dostça ve insaflı bir ilişki kuramayan insanoğlu kendisine de yazık etmektedir maalesef. Böyle giderse nesillerimize yorgun, yıpranmış ve daha zor bir dünya kalacaktır. Bu ise büyük bir vebaldir. Çünkü yaşayanlar için çevre hayat demektir. Hayatın olmadığı yerde insan da olmaz. Biz sevgili Peygamberimizin hayatını, doğaya ve hayvanlara karşı olan tutumunu nesillerimize ve tüm insanlığa anlatmak zorundayız. Hepimiz ihtiyaçlarımız için tabiattan faydalanırken kullandığımız çevrenin hakkına da riayet etmeye mecburuz. Ağaca su vermek, ağacın hakkını gözetmektir. Sulara zehirli atık atmamak, suyun hakkına riayettir. Enerji kaynaklarını doğru kullanmak, gelecek nesillerin hakkına saygıdır. Çünkü göçmen kuşların rotasını kusursuzca bulmalarından tutun, mevsimlerin döngüsüne kadar şaşmaz bir ölçüye göre yaratılmış olan kainatın, evrenin kendisi Allah'ın varlığının en açık delillerindendir. Biliyoruz ki inancımıza göre yaratılmış her zerre Rabbini tesbih etmektedir. Değerli katılımcılar, burada üzülerek belirtmek isterim ki çevre konuları söz konusu olduğunda uluslararası platformlarda İslam'ın çevre ahlakı için koyduğu ilkeler gündeme gelmiyor. Dolayısıyla bu ve benzeri konferans
ve uluslararası çalışmalarla İslam'ın çevre ahlakını daha güçlü şekilde ortaya koymak durumundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler ülkemizde sıfır atık, sıfır israf temasıyla çevre ahlakı projesi konusunda ciddi faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Bu konuda duyarlılığın artırılması amacıyla sizlerle her konuda işbirliği içerisinde olacağımızı ve desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Sözlerimin sonunda başta çok değerli dostum, kıymetli kardeşim Rabil Gayrüddin Hazret olmak üzere bu güzel etkinliği organize eden ekibine bir kez daha teşekkür eder. Çok muhterem katılımcılara, haziruna en kalbi hürmetlerimi sunarım. Bu forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ve çevre ahlakı ekseninde yarınlarımıza daha güzel bir dünya bırakmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.